Bu sabah petrol fiyatları Brent için 80 doların üzerine çıktı varil başına. İlk defa oldu bu 3 yıl içinde. İlk kez görüldü bu ve bunun da şununla ilgisi olduğunu söylüyoruz. Dünya ekonomisinin büyüklüğüyle alakalı, Covid'den toparlanmayla alakalı bu durum. İnsanlar daha fazla seyahat ediyor, daha fazla petrole ihtiyaç duyuyor insanlar. O yüzden petrol piyasası sıkılaşmış durumda ve benzer şekilde gaz da öyle. Gaz piyasasında da sıkılaşma var. Fiyatlar, doğalgaz fiyatı farklı, dünyanın farklı yerlerine farklı fiyatlar var. Ancak Avrupa'da gaz fiyatları, doğalgaz fiyatları 3'e katladı. Bunun sebebi de artan talep oldu. Ben bunu bir kriz olarak değerlendirmem. Kriz demek, bunu kriz olarak adlandırmak çok ileri gitmek olur. Bu piyasanın sıkılaşmasıdır esasen. Petrol fiyatları varil başına 80 dolarda ancak 2010-2014 arasındaki 4 yıl boyunca hepimiz zaten varil başına 100 doların üzerindeki fiyatlara alışmış haldeydik. Hiçbir şekilde bu tarz fiyatların yakınında bile değiliz. Bu bir kriz değildir. Bu bir piyasanın sıkılaşma döngüsüdür. Küresel ekonomi büyüyor. Çok hızlı bir şekilde büyüyor bu yıl. %6'lık bir büyümeden bahsedebiliriz ve bu da bir toparlanmadır. Küresel resesyondan toparlanmadır, 2020'de yaşanandan toparlanmadır. Hızlı bir şekilde büyüme var ve bu da piyasanın sıkılaşmasına sebep oluyor. Ve elbette bazı arz tarafında tepkiler de gelecektir buna. OPEC bir kez daha buluşacak ve şuna karar verebilirler. Daha fazla ek ham petrolü piyasaya verme kararı alabilirler. Şu an daha da hızlı olabilir bu. Petrol fiyatları çok çok yükselmeyecek ve belki de 70'lerde dengelenebilir. Bunun sebebi de şu, bakın şu an hala 6 milyon varilden daha fazla günlük petrol arzı kısıtlı olarak geri tutuluyor. Piyasa verilmiyor. OPEC Plus tarafından yapılıyor bu. O sebepten ötürü şimdi bunu piyasaya yaklaşık 400 binlik ekstra olarak her ay verecekler. Ancak bu 2022'nin tamamını geçmesini gerektirecek bunun tamamlanması için. OPEC Plus'ın potansiyel olarak petrolü daha da hızlı piyasalara verme durumu var. Aynı zamanda normal zamanda zaten petrol talebi artmaya devam etmez. Biraz da aslında kuzey yarımkürede azalır. Çünkü insanlar daha az seyahat eder hale gelir kış aylarında, insanlar kuzey yarımkürede. Yılın sonuna doğru giderken biz talebin büyümeyi durdurmasını bekliyoruz ve arzın da artmasını bekliyoruz. Ben petrolden bahsediyorum bu arada. Fiyatların dediğim gibi 70'lere inmesini bekliyoruz. Beklentimiz bu yönde.